Aslinal'le gelin evinde Best of haftasında 4. günde Yasemin'in evindeyiz ve Yasemin'in puanları şu anda kutuda. Yasemin, kaç puan bekliyorsun gelinlerden? Hiç bilmiyorum, sürpriz bence. Ben nasıl onlara sürpriz yaptıysam onlar da bana sürpriz yapmış olabilirler. Sen sürpriz mi yaptığını düşünüyorsun? Yok, sürprizle karşıladım ya, onu kastettim. Puan konusundayız ya biz şu anda. Yani bilmiyorum, herkes tabii ki de istediği puanı vermiştir. Altında da dolu gerekçeleri vardır diye düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum en baştan. Hiç kimsenin verdiği düşük puan ne benim evimi yerlere serer, ne de verdiği yüksek puan benim evimi arşa çıkartır. Burası benim evim. Yani ben burada mutluyum, burada iyiyim. Peki Elif'cim, senden başlamak istiyorum. Tamam. Önce sebepleri, ardından puanını görelim. Ben sürprizini sevdim. Değişik bir şey oldu. Çocukluğumuza indik bir nevi. Teşekkür ederim karşılamasına. Masası güzeldi, uyumu falan çok güzeldi. Yemekleri dolu doluydu. Ellerine sağlık yapanların. Çeyizden bahsetti. Çok fazla çeyiz göremedim. Salonunu karışık buldum. Mutfağı güzeldi ama müteahhit yapmış zaten. Onluk bir durum yoktu. Söyleyeceklerim bu kadar. Puanımı vermek istiyorum. Evet. Peki, puanını görelim. Benim sana puanım 3 puan. Yani Sümeyye'nin evi ya da Simge'nin evinden ne herkes bir puanlık? Herkes farklı parçaları beğendiğimi söyledim. Diana da farklı parçaları beğendi. Faruk şu an kendi uyguladığı şeyi sana soruyor farkındaysan. 3 gündür aynı puanları çünkü bizler alıyoruz. Üçümüzün evi farklı, karşılaması farklı. Biz farklı puanlar alırken sorun yok. Ama sen daha düşük puan ya da aynı puan alırken sorun var. İşte ben burada sormuyorum. Merak ettiğim için sen ben sana sormuyorum ama şu an onun sırası olduğunu soruyorum. Her şey çok belli ve net, sormana gerek yok ki. Sen kendi yaptığın stratejinin karşılığını alıyorsun en azından şu anda. Strateji yapmıyor Elif şu an. Ben açıklama yapıyorum. Herkesin beğendiğim parçaları vardı diye söyledim. Tamam. Herkese tek tek açıklamamı yaptım zaten puanlama yaparken. Kimsenin hakkını yediğimi de düşünmüyorum. Herkese hakkaniyetli bir şekilde davrandığımı düşünüyorum. Ben 3 puan verdim. Üstüne daha fazla tartışmak istemiyorum. 3 puan bu ev için bence yeterli canım. İsmim gibi dimdik dosdoğru bir şekilde ismimin de puanımın da sözlerimin de arkasındayım her zaman. Yani ben asla strateji yaptığımı düşünmüyorum. Kesinlikle. Daha da ne kadar söyleyeyim yani. Diana'ya ikinci gün söyledim. Keşke dedim sana 4 verseydim de bu ev hani 3'ü hak etseydi dedim. Doğru. Benim emeklerimin karşılığı oysa o zaman diğer evlerde de puanını ona göre kullanacaktım. Vallahi Diana yani 3 günde kusura bakma, senin evinden sonra 3 gün yarışma adabına göre hareket etmen gerekirdi. Başka gün olsa, birbirimize yemeğe gelsek, oturmaya gelsek, başka bir platformda olsak doğru diyorsun ama benim göz göre göre hakkımı yersen bunu sorgulayamam. Senin evinden önce diğer evleri görmediğim için işte o zaman puanını ona göre kullanacaktın canım. Neyse vallahi kapattıkça açılmaya çalışan reklam gibisin. Aynı konuyu ıstıp ıstıp önüme koyuyorsun yani. Başka da bir şey değil. Herkesin evini de ayrı olarak yorumladım. Çünkü herkesin bütçesi evet, ayrı. Elbette. Evet. Sümeyye'cim. Ben böyle bir ev bekliyordum zaten Yasemin'den. Evi güzel. Yani modern bir evi var bence. Perdeci perdelerin hepsini beğendim. Sadece yatak odasındaki perde bence daha farklı olabilirdi. Benim evde beğenmediğim tek şey yatak odam. O da şundan dolayı, dolabın zaten gömme dolap orada var. Yapabilecek bir şey yok ama yatak odamla uyumsuz. Yani sen de farkındasındır zaten bunun. Mutfağın falan da keza çok güzel. Evet, müteahhit yapmış ama güzel. Sen de birkaç aksesuar. Ben de onu beğenip para verip almışım yani. Evet, güzelleştirmişsin. Keza masan bence oraya olmamalıydı ama puan kırılır mı oradan? Kırılmaz diyorum. Ben kendimce, sen belki benden kırmışsındır ama ben puan kırma gereksinimi duymadım oradan. Teşekkür ederim. Ben dediğim gibi sadece yatak odanı beğenmedim. Genel olarak evin modern bir ev. Girdiğimde de yani bir olumsuz bir şey göremeyeceğim bir ev bence. Yani hoş bir evim var. Teşekkür ederim. Gözlüğe ihtiyacın yokmuş bence demek. Bence senin tarzın. Gerçekten. Arıyorum. Aynalardan kadar az gözlüğe ihtiyaç duymadık. Evet. Evet, ayna çok kalabalık ama evim modern. Ben şimdi burada yalan bir şey konuşamam. Modern bir ev var. Girdiğimde
güzel bir ev gördüm. Herkes karşılaştığımı güzel. Şöyle bir şey var. Sadece şurada Diana'ya katılıyorum. Evet, çeyiz olarak çok bir çeyiz beklerdim. Diana'ya evet, verdiğin cevaplar dolayı ama evet, yeterli bir çeyiz. Bana göre yeterli. Sadece lafının arkasında daha fazla bir şey görmeyi bekliyordum. Ama dediğim gibi benim için çeyizin çok low ya da azlığı önemli değil. Hı hı. Yeterli bir çeyiz vardı. Emeğin de varmış içinde. Teşekkür onları çöpe atamazdım. Masan da keza çok güzeldi. Afiyet olsun. Böyle. Peki, puanını görelim bir tanem. Yani puan kırdığın şeyleri zaten söyledin. Evini beğendiğimi de yani beğenilmeyecek bir evim bence yok. Tabii ki de zevkler ve renkler asla ve asla paylaşılmaz. Evet. Ben griyi ne kadar çok seviyorsam siz pembeyi moru seviyorsunuzdur. Yani ne bileyim ama ben senin gerçekten böyle puan vereceğini tahmin etmiştim zaten. Zaten herkes aynı puanı verdi yani. Evet, ben kimin hak ediyorsa onu veriyorum. Yani evi kötü olsa kötü veririm. Ben ilk yarıştığımda da izlemişsinizdir. Kimin yani evi güzelse kötü bir puan veremiyorum. Şu stratejiyi yapamıyorum. Yani ben düşük vereyim de ben birinci olayım şeyini yapamıyorum. Zaten günün sonunda yani finalde kim hak ediyorsa bence o kazanıyor. Kesinlikle. Evet. O yüzden kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. Simgeciğim senle devam edelim canım. Ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Evin gerçekten bir ev olarak güzel. Ama içinde mesela oturma odan her şeyi koymuşsun. Çok karışık. Hani ne bulduysam getirip koymuşsun gibi. Şöyle söyleyeyim. Benim de evim ev olarak kötüydü ama bence içi gayet uyumluydu. Mutfağımı falan hani ben yapamayacağım için. Senin de mutfağını dediği gibi müteahhit yapmış ama masanı oraya uydurmadığını düşünüyorum. Ki masadan puan kırdığımı söylemiyorum ama benim mobilyalarımı bu eve getirip koysam bence daha uyumlu, daha hoş durabilirdi. Misal veriyorum. Göreceli bir hani kavram. Renk, iki yatak odanı hiç söylemiyorum bile çünkü işte başlık olsun, gömme dolap olsun, uyumsuz halı buldum. Halı olsun. Bu kadar. Tamam. Evet, puanla açmak istiyorsun. Senden bir de böyle bir ev ve çeyiz beklemiyordum. Hele ki çeyiz çok iddialıydım. Ev derken hani uyum. Yani her şeyi getirip koyarsın diye değil de daha ya böyle uyumlu beklerdim. Bir şey söyleyeceğim yani parçalara baktığınızda ağır parçalara, bu salona nasıl bir parça koyabilirdim? Şöyle söyleyeyim yani, ağır koltuklara hafif şeyler yani çok karışık. Parçaların ayrı ayrı çok güzel. Ağır üniteye, ağır koltuk, yani ağır kesinlikle şeyler. Hep ağır. Ama sen daha biraz daha de gençsin ya benden yaklaşık yani, bir 8 yaşa göre yaş değil falan de, küçüksün. Hani uyuma göre. Bu benim dedim ayrıca kendim ikinci evim. Ben ilk evlendiğimde öyle 21 yaşındaydım. Senin yaşındaydım. Ben de senin gibi daha spor, Chester koltuklar falan onları ben de kullandım. Ama şimdi ben bu mobilyaları ben bugün hiçbir şey olmasın bir 10-15 yıl kullanabilirim. Kullanabilirsin tabii ki. Yani uzun ömürlü yani uzun ömürlü. O senin. O yüzden diyorsun. Bu benim ikinci evim olduğu için zaten ben bu tarz koltuklar yani bu koltukları merdivenden iki kişi kaldırıp ya da götüremiyor. O farklı bir şey. Vinçle falan çıktı bu koltuklar. Tamam anladın ama mı? Hani yaşa göre değil de yok, uyuma göre konuşuyoruz. Tamamen tabii ki de burada zevk meselesi. Zevk ama ben gerçekten de artık yani geçen programda da bu programda da bu salonun ya seyirci gerçekten yorumlara çok komik bakıyor. Onu söyleyeyim. Hani biraz da buraya da oynuyorsun demiyorum ama hani burada yapılan yorumları da ekranda izleyenlerin de yani, İzleyiciler zaten evet gereken yorumu sosyal evet medyamız üzerinden de yapıyor. Puanını görelim Simge. İyi olur. Yani kesinlikle ve kesinlikle yani bu strateji değil de ne? Niye biz üçümüz benim günüm geçmiş puanımı almışım zaten ben kazanmışım da ben buraya kazanmaya da gelmedim eğlenmeye geldim. Sen burada kendince birinciyi belli etmişsin. Hayır sen öyle etmişsin bir şey yok senin stratejin işe yok yaramadı öyle diyor. Hayır aynen, ben strateji yapmadım asla strateji yapmadım. Simge'nin içinden bir Diana daha çıktı. İki puan nedir ya nedir? Hakaret gibi iki puan veriyorsun. Ne? Danışıklı dövüş mü yaptınız Diana'yla? Yani bu eve 5 mi vermem gerekiyordu?
Kendi sadece, oyununa düşmüş oldu. Hayır, evi puan verseydik 5 verirdik biliyor musun? Ama uyuma verdiğimiz için bu. Yok asla. Sen kendinle... En azından benim bir yatak odam vardı. Senin mobilyanı da yatak odan teşhiden alıp gelinmiş gibiydi. Seninki de yatağı alıp ortaya atmış gibiydi. Bir gardırop bile yoktu adamın. Aris hadi yatak odasını geçtim. Başka ne vardı? Nerede? Mutfakta ne vardı? Burada ne yok ki? Burada neyi bulduysan koymuşsunuz. Yok ya aksesuarlara mı verdin puanı? Ağır koltuk, ağır ünite, buraya hafif şeyler hepsi karışmış. Gold, gümüş. Yok yani. Çok karışık. Kabul etmiyorum. Benim fikrim asla bu. Kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyordum bazı şeyleri ama işte. Hayır. Ben size hakkaniyetli olduğumu düşünürken, zaten kendi günün geçseydi bana 3 değil 2 vereceğini de biliyorum. Sana zaten söyleyeceğim, söyledim. Yani Diana böyle gerçekten temcit pilavı gibisin yani. Aynen ama öyleyim. Öylesin. Daha bir şey diyeceğim. Düşünseydin kendi günün geçseydi bana 3 değil de 2 hatta belki 1 bile verebileceğini biliyor yok, musun? Yok, hayır. Kesinlikle alakası. Ama burada eve değil, dediğim gibi uyuma veriyoruz ve ağır ağır karışık yatak odası evet, öyle. Evet, aynı şeyleri tekrar etmeyelim. Tekrara düşüyoruz. Sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Diana, senin puanın kaldı. Önce sebeplerini duyalım canım. Ardından puanını görelim. Çok kısa bir yorum yapacağım öncesinde. Evet. Yasemin benim elimdeyken senin çeyizlerin benim çeyizlerimle zaten yarışamaz diye bir cümle kullanmıştı. Hepimiz de bunlara şahit bize de olduk. Zaten. Ben tabii gelirken doğal olarak wow bir çeyiz bekliyordum. Hatta bugün de dış sesten rica ettim. İki yatağın da resmini yan yana koysun. Kimin hangisi daha fazlaysa çeyizi insanlar anlasınlar diye. Ondan sonra odamdaki halılarıma laf ettikten sonra odasına böyle bir halı sermesi, mutfaktaki halının metresi bile hani baştan sona kadar olmayıp da ortaya böyle hani yolluk gibi bir şeye fırlatması, benim masamın boyuna laf ettikten sonra mutfağıyla alakasız tonlarda bir masa koyması. Keza bunlar benim için sorun. Neden? Çünkü sen benim evime gelip bunlara laf ediyorsan bana bunlarla değil de tam bir şekilde bir ev sunman gerekirdi. Ayrıca 3 günden beri yaşanan bir gerginlik var. Hepimiz bunun sebebini de biliyoruz. Ve dün de zaten verdiği puanla üçümüze stratejik olarak yani stratejiyle kendisine sırf daha iyi puanlar verebilelim diye kendi gününe oynayıp hepimize 3 verdi arkadaş. Ben de tamamıyla onun stratejisiyle benim hakkımı nasıl yediyse aynı şekilde ona puanım. Evet, puanını görebiliriz. Benim sana puanım. Hiç şaşırmadım Aslı abla. Evet, 2 puan verdim. Ne bekliyordun ki? Sadece 2 verdim. Yani ne diyebilirim? Hiçbir şey demiyorum ya gerçekten. Yani konuşmak istemiyorum. İkinci defa bu aynı durumlara düşmek beni üzüyor. Çünkü seyircinin gerçekten benden büyük bir beklentisi var. Yani bunu, ben seyirci beni izlediğinde bana gelen yorumları, keza size sosyal medyadan gelen yorumları ben bizzat tek tek okudum. Zaten sen yani ben burada birinci olup olmamak önemli değil. Sen benim gönlümün birincisin, siz benim gönlümün birincisiniz diyor seyirci yani. Seyirci gereken puanı veriyor. Evet, sen zaten biraz önce puanlar açılmadan bir şey söylemiştin. Evet, sizin bana verdiğiniz 2 puan benim evimi yere düşürmez. Ya da verdiğin 4 puan benim evimi yüceltmez. Zaten bunun için vermedik bu puanları. Bu, sen bu, ne için versen ver. Emin ol ki bütün gelinler için geçerli. Çünkü herkesin evi kendinin cenneti. Kesinlikle. Evet, toplamda gelinlerden 11 puan aldın. Yasemin'ciğim, şimdi ben senin için puanımı kullanacağım canım. Teşekkür ederim. Yasemin gelin bizi gerçekten çok farklı karşıladı. Hatta gelin evinde bir ilk diyebiliriz. Bence çok değişikti. Çok da hoşumuza gitti. Gelinlerin de hoşuna gitti. Her şey için sana çok teşekkür ediyorum ablacığım. Sen de puanımı cuma günü arkadaşlarınla birlikte öğreneceksin. Ellerine, emeklerine sağlık. Evet Yasemin. Bugün için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica çok güzel ederim. Bir karşılamayla başladık. Rica ederim. Her şey çok güzeldi. Masan çok lezzetliydi. Keyifli bir gündü. Afiyet olsun. Evet, diğer gelinlerime de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok keyifliydi sizinle bugün. Her zaman bekleriz. Evet, yarın değerli izleyenler büyük finaldeyiz. Ve büyük finalde neredeyiz? Elif'in evindeyiz. Bendeyiz. Bakalım neler var. Bakalım. Heyecan dorukta mı?
Yo, hiç heyecanlı. Hiç heyecanlı. Evet. Niye heyecanlanmışsın tatlım bilmem, sen? Sıkıntı yok. Misafirlerim gelecekmiş gibi. Yani mutlusun. Böyle, evet, mutluyum. Yarın benim günüm. Bakalım beni yarın neler bekliyor? Acaba kızlara ne sürprizler yapacağım? Bakalım beğenecekler mi? Hadi bakalım kızlar. Yarın bendeyiz. Görün beni. Bakalım yarın nasıl geçecek o bakalım halde. Hadi bakalım. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim. Bizimle kalın. Bye bye.